Park Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Şöyle zeytin ağaçlarımız var. Bunlara şu an ilaç veriyorum. Bir kısmına verdim. 3 tane kaldı. Burada ilaç verirken sizlere de göstermek istedim. Şöyle bir 2 litrelik ilaç pompam var. Üstten basmalı. Bastıkça basınç yapıyor. Şurada bir basma tuşu var. Basıyorsunuz. Önden de ilacımızı atıyor. Bu ilacı neden veriyorum? Normalde 15 güne bir veriyorum bunu. Yoksa üstteki sürgünler var. Bakın. Bunları ne yediğini bilmiyorum ama bir böcek yiyor. Sürgünleri yediği zaman boy atmıyor. İkinci olarak üzerinde şu an çiçek tutmuş vaziyette. Çiçekler şöyle, belki çok zor görünür ama şöyle göstereyim. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırıyorum, bir de rüzgar var. Bu çiçekleri bir şey yiyiveriyor arkadaşlar. Yediği zaman tabi zeytin vermiyor. Onun için mecburen bakın bir şekil. Bir dakika şöyle. Hemen şöyle pompa yapacağım. Şöyle. Bir şekil pompa yaptım. Yine olmadı. Tekrar deniyorum. Ha, ucundanmış. Evet, ucu sıkışmış. Tekrar pompamı yaptım ben. Şekil. Problem var. Ha. Bu sefer düzeldi diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Şu şekil. 2 litrelik pompamla basıncı yapıyorum. Basıncı yaptıktan sonra bu şekil veriyorum. Basıncı bittikten sonra tekrar pompa yapmam gerekiyor. Tabii bir yandan telefonu tutuyorum, kamerayı. Bir yandan size göstermem gerekiyor. Şu şekil. Hepsini bakın yapıyorum. Tabii bunu şöyle, şunu biraz daha atsam. Ucundan kaynaklanıyor biraz da arkadaşlar. Şöyle yapsam. Evet. Biraz daha canlı. Bakın. Şimdi daha güzel bir şekilde çıkıyor. Şu şekil. Tüm zeytinimi ilaçlıyorum ki ucunu sürgünler yemesin. Meyvasını, sürgünlerini bir böcek yiyor. Bunun önüne geçmek için bunu yapmak zorundayız. Bunu 15 güne bir yapıyorum arkadaşlar. Yine ucunda bir sıkıntı çıktı. Ucunu tekrar düzelttim. Evet. Bu şekilde ilacımızı veriyoruz. Bunu yaptığımız zaman böceklerin yemesinden kurtuluyorum. Evet, bunu verdim şöyle iyice. İki ağacım var şurada, onları da vereceğim. Verdikten sonra ilaçlama işlemi bitecek. Zeytin ilaçlamam da böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.